de yeşilin türküsü. Gelin doğa ile verelim el ele, söylensin her dilde yeşilin türküsü. Ey çocuklar alın kazmayı küreği, zamanı geçmeden çabuk tut elini. Ey çocuklar alın kazmayı küreği, zamanı geçmeden çabuk tut elini. Çöl olmadan cennet yurdum dört bir yanı, aynı dikenin birçok yeşil fidanı. Çöl olmadan cennet yurdum dört bir yanı, aynı dikenin birçok yeşil fidanı. Zümrüt gibi ovaları, bayırları, çayır çimenle meleşir kuzuları. Zümrüt gibi ovaları, bayırları, çayır çimenle meleşir kuzuları. Şırıl şırıl berrak akar ırmakları. Ey gençler koruyalım güzel vatanı. Şırıl şırıl berrak akar ırmakları. Ey gençler koruyalım güzel vatanı. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, kıymetli öğrenciler, değerli konuklar, Yeşil Doğa Derneği ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü İşbirliği ile düzenlenen Çevre Ödülleri Programı'na hoş geldiniz. Konferansımıza başlamadan önce sizleri tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yapmak üzere Yeşil Doğa Derneği Başkanı Sayın Abdülkadir Ay'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Daire Müdürlerim, Dekanlarım, değerli öğrenciler ve hazırım. Yeşil Doğa Derneği 3 yıl önce kurulmuş olan bir dernek. Bu derneğin tek bir amacı var, bölgesel kalkınmayı sağlamak. Bizi yeşil kısmıyla daha çok ağaçlandırmaya belki yakıştırıyorlar ama bizim dört vilayette Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de şubelerimiz var. Genel merkezi Aksaray'dadır ve tamamıyla bölgesel kalkınma odaklıyız. Bugünkü çevre haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz aslında en önemli şey biraz çevreye duyarlı olan kurum, kuruluş ve firmalarımızı ve başarıya
odaklanmış olan öğrencilerimizi ön plana çıkartmayı arzu ettik. Bunun için buradayız. İnşallah bu toplantı sonrasında yeşile dair, çevreye dair belki bir bilinç oluşturabiliriz. Bütün gayemiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Abdülkadir Ağa'ya teşekkür ederiz. Size konuşmalarını yapmak üzere Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Alpay Arıbaşı sahneye teşriflerini arz ederim. Zira benden önce konuşan iki hocam da çok detaylı bir şekilde bilgi verdiler ve çevre bilincinin olmaması durumunda nelerle karşılaşabileceğimizi bilimsel olarak gayet güzel, teferruatlıca anlattılar. Her ikisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çevre dediğimiz, dünya, uzay, hava, atmosfer, bitkiler, hayvanlar, tüm canlılar, hepsi bizimle sürekli etkileşim halinde. Nasıl insanlar birbirleriyle etkileşim halindeyken, bir insan karşısındakine nasıl davranıyorsa, ondan da benzer şekilde tavır görüyorsa, çevre de aslında insanlara o şekilde davranıyor. Biz çevreyi koruduğumuz müddetçe, çevreye sahip çıktığımız müddetçe, çevre dostu olduğumuz müddetçe, çevrede bizim dostumuz oluyor. Ama biz ona hoyratça davranınca, kaba davranınca, kötü davranınca, o da bize kötü davranabiliyor. Bunu depremler olarak görüyoruz, erozyonlar olarak görüyoruz, sel olarak görüyoruz, kuraklık olarak görüyoruz, açlık olarak görüyoruz. Görüyoruz da görüyoruz. O halde başımıza gelenler aslında bizim kendi yaptıklarımız. O halde bunun üzerine düşünmemiz, bunu nasıl düzeltebiliriz, hangi hataları yaptık, bundan sonra hangilerini yapmamalıyız konusunda akıl yürütmemiz, çaba sarf etmemiz lazım. İşte bu benzer toplantılar bu amaca hizmet edecektir diye düşünüyorum. Aslında biz toplum olarak çevreye duyarlı, çevre dostu bir kültürden geliyoruz. Kıyamet 5 dakika sonra kopacak olsa dahi elinizdeki fidanı dikin öğretisine sahip bir dine mensubuz. Yaş kesen
başkeser mantığına sahip bir kültürden geliyoruz. Bizim atalarımız hem bitkileri, hem hayvanları, hem genel anlamda hava, su gibi çevresel faktörleri her daim Allah'ın bize bir emaneti, bir nimeti olarak görmüş ve bunlara büyük bir hürmet etmiştir. Biz böyle bir kültürden gelmekteyiz. Ama maalesef bu kültür yavaş yavaş zayıflıyor. Batı'nın acımasız, sadece menfaat odaklı, kapitalist mantıkla yaklaşımı sonucunda dünyayı kirletişi, çevreyi kirletişi, bu alışkanlıkları maalesef bizim toplumumuzda da sirayet ediyor. Burada kendi özümüzden, değerlerimizden kopmanın ve o batının belki sahte diyebileceğimiz parlantılı yüzüne hayranlık duymanın getirdiği bir bedel bu bizim için. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu ilk dönemi düşünecek olursak, o dönemde biliyorsunuz Kızılderililerle Amerika'ya giden ilk göçmenlerin, oradaki Amerikan vatandaşlarının, beyaz adam denilenlerin büyük bir mücadele sürüyor. Ve bu mücadelede Amerikan filmlerine göre iyiler ama aslına bakacak olursanız kötüler kazanıyor. Gerçek iyiler kaybediyor. Kızılderililer tarihten neredeyse siliniyor, yok ediliyor, toprakları talan ediliyor. Amerika günümüzde de aynısını yapıyor biliyorsunuz. Amerika demeyelim, o kültürün tamamı diyelim belki. Aynısını yapıyor. Her türlü kötülüğü yapıyor. İyilere saldırıyor. Saldırdığı iyileri de kötü ilan ediyor. Kendilerini yegane doğru güç olarak ilan ediyor. Bunu şu anda en bariz şekilde Filistin'de görüyoruz. Filistin'de pek çok kardeşimiz, ki burada Hatim Hocam'ın da pek çok yakını şehit edildi, katlediliyor, soykırım uygulanıyor. Fakat hala çok güzel şeyler yaptıklarını iddia ediyorlar. Kötüleri yok ettiklerini iddia ediyorlar. İşte o Amerika'nın o ilk dönemlerindeki, ben şöyle özetlemek istiyorum aslında. Amerika, Batı'nın bu ben merkezli, egoist öğretisi altında yetişmiş, Batı'nın çeşitli ülkelerinde yetişmiş olan, bu ülkelerin de en kötüleri konumunda olan, aklınıza gelebilecek her türlü suçu işlemiş, kanun kaçakları, kendi ülkelerinde bir baltaya sap olamamışlar. Maceracılar tarafından Amerika oluşturuyor aslında, kaçıyorlar. Kendi ülkelerinden kaçıyorlar. Çünkü binbir türlü suça karışmışlar. Adi suçlar işlemişler. Bunlar Amerika'ya geliyorlar, orada bir devlet kuruyorlar. İşte onların ve onların çocuklarının Kızılderililerle savaşı. Ve Kızılderililer o yüzden beyaz adam diye onları tanıyor. Kızılderili reisi Seattle'a Amerikan başkanı topraklarını satması için haber gönderiyor. Kızılderili reisi Seattle o zaman 1854 yılında çok güzel bir mektup yazarak Amerikan Başkanı'na cevap veriyor. Bu mektup dünyada şu anda çevreyi anlatan, doğayı anlatan, çevre sevgisini anlatan en duygusal, en güzel mektup olarak, en güzel anlatım biçimi olarak anılmakta tüm dünyada. Orada kendisine topraklarını satma teklifini büyük bir gariplikle karşıladıklarını belirtiyor. Şaşırıyor. Ve diyor ki Kızılderili reisi, gökyüzünü, toprağın ısısını nasıl alıp satabilirsiniz? Ve sonra diyor ki biz, bunlar bizim her şeyimiz. Tabiatla ilgili o gökyüzünü, güneşi, toprağı, suları, dereleri, her birini, hayvanları, bitkileri, her birini kendi yakını olarak tanımlıyor. Kimisini kız kardeşleri, Kızılderililerin, kimisini kız kardeşleri, kimisini erkek kardeşleri, kimisini anne, kimisini baba
o kimisini evlat olarak nitelendiriyor bu tanımlamaları yaparken. Ve bunlardan biz nasıl vazgeçebiliriz diyor. Bu teklif bize garip geldi diyor. Biz, bunlar bizim akrabalarımız diyor. Doğa bizim akrabalarımız, bizim dostumuz, bizim canımız. Ama diyor, beyaz adam için doğa onun kardeşi değil, bizim kardeşimiz ama onun değil. Doğa, dünya onun düşmanı. Dünya onun düşmanı. Ve beyaz adamın iştahı dünyayı yiyip bitirecek ve geride sadece bir çöl bırakacak. Yine diyor ki, biz bu teklifi normalde kabul etmezdik ama yine de değerlendireceğiz. Neden değerlendireceğiz? Çünkü diyor, biz kabul etmezsek, biliyoruz ki beyaz adamın silahları var. Gelip bu toprakları bizden zorla alma kabiliyetine de sahip, gücüne de sahip. O yüzden bu satışı değerlendireceğiz, yoksa değerlendirmezdik diyor. Ve eğer diyor, satacak olursak, şunu bilin, dünya sadece bizim değil, sizin de annenizdir. Ve lütfen çocuklarınıza bunu öğretin. Dünyaya ne olursa, dünyanın oğullarına da aynısı olur. İnsan yere tükürürse, kendi özüne tükürmüş olur. Tabii bu çok uzun, çok duygusal bir metin. Burada hepimizin bildiği son cümlelerle hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Dediğim gibi, bu beyaz adam bizim atalarımız değil. Çünkü aynı tarihlerde bizim atalarımız hayvanlara sahip çıkan, tabiata sahip çıkan ve her şeyden önemlisi bunların her birinin insanın üzerinde hakkı olduğunu, ona kötü davrandığı takdirde o hakka girmiş olacağını düşünen bir toplumun, kültürün bireyleri o zamanki atalarımız. Dolayısıyla muhatabı aslında bu sözlerin o zamanki Amerikalı kişiler. Ama yine bahsediyorum, diyorum ki biz de maalesef özümüzden koptukça, yavaş yavaş batılılara benzedikçe biz de onların hastalıklarına yakalanıyoruz. Çevreyi çok kötü kirletmeye başladık. Çevreye saygı göstermiyoruz. Bunun örneklerini hocalarım biraz önce gösterdiler. Hatip hocam o en azından yeraltı suyunun nasıl tüketildiğini, nasıl buharatça kullanıldığını, İbrahim hocam piknik alanlarının nasıl kirletildiğini örnekleriyle bize anlattı. Yani biz de artık maalesef o atalarımızın güzel kültüründen uzaklaşmış durumdayız. O yüzden bu Dünya Çevre Günü bizim için önemli. Bizim kendimize gelmemiz, silkinip aslımıza dönmemiz açısından da çok çok önemli. Biz Aksaray Üniversitesi olarak elimizden geldiğince çevreci olmaya, çevre dostu olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çok zor bir arazi olmasına rağmen, Hatim Hocam yine bahsetti toprak yapısı itibariyle, yine de ağaçlandırmalarımıza devam ediyoruz. Mesela yaklaşık 3 hafta önce 12 dönümlük bir alanda 350 adet ağaç dikimi gerçekleştik. Farklı türlerden ağaç dikimi gerçekleştirdik. Şu an için 520 bin metrekare yeşil alanımız var. Bunun 360 bin metrekaresi çim, 160 bin metrekaresi ağaçlık alan. Yaklaşık 40 bin ağacımız var. Üniversite kişi başına düşen ağaç miktarımız 1.83. Biz bu yıl için 6.250 adet daha ağaç dikmek suretiyle kişi başına düşen ağaç sayısını 2.11'e çıkarmayı planlıyoruz. Tabii bu çabalarımız yankı buluyor, karşılık buluyor. Nitekim dünyadaki üniversitelerin çevrecilik alanındaki çabalarını değerlendiren Green Metrics ölçümlerine göre 84 ülkeden 1183 üniversite arasında bizim üniversitemiz Türkiye'de 15. tüm dünyada 208. sırada yer almakta bu çabalardan dolayı. Ama biz diyoruz ki daha ileri gidelim, daha iyi olsun. Biz Türkiye'de ilk 3'e girelim, dünyada ilk 50'ye girelim. Bunun çabası içerisindeyiz. Elimizden gelen her türlü çabayı bu anlamda göstermeye devam edeceğimizi burada belirtmek istiyorum. Bu vesileyle toplantımıza katılan
dostlara teşekkür ediyorum. Toplantıya emeği geçen Yeşilay Derneği Başkanı, Yeşildoğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay Beyefendi'ye, Çevre Mühendisliği Bölümü hocaları, en başta Hatip El Hatip Hocama emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ev sahiplikleri için ve konuşmalarıyla bize bilgi verdikleri için İbrahim Hocama, dekanımız İbrahim Örüm Hocama da teşekkürlerimi sunuyorum. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyor. Sevgili gençler, çevre bilinci içerisinde bir hayat yaşamanızı diliyor. Başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Alpay Alibaş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi de çevre ödülleri kapsamında Sayın Rektörümüz Alpay Alibaş'a plaket takdim etmek üzere Sayın Abdülkadir Ay'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Rektörümüze ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz. TÜBİTAK ödülü kazanan okullarda Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Danışman Öğretmen Mehmet Çoban, Okul Müdürümüz Tülin İpek Çetin sizleri de sahneye davet ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz ödülün verilmesi için sizi tekrar sahneye davet Sanat Merkezi adına projeye katılan öğrencilerimiz Kayra Alican Artçı, Melih Gümüşsoy, Danışman Öğretmen Celal Öngün ve Okul Müdürümüz Hasan Çıtağ'ı sahneye davet ediyoruz. Çevre ödülünü vermek üzere Profesör Doktor İbrahim Örüm'ü sahneye davet ediyoruz. Proje yarışması öğrencileri Mustafa Kalkan, Hüseyin Turan Akça, Mehmet Bağ, proje öğretmeni Mustafa Kalkan ve Çevre ödüllerini vermek üzere Profesör Doktor Hacınay Mutlu'yu sahneye davet. Thank you.
Hocam hep birlikte alalım, buyurun. Öğrencilerimize ve hocamıza teşekkür ederiz. Sayın Rasim Avan'ı ve plaket takdimi için Sayın Ali Südemen'i sahneye davet ediyorum. Ali abi biraz ortaya alabilir miyiz? Orta taraf, orta, biraz daha. Sanayi Bölgesi Müdürü Sayın Ali Bay'ı sahneye davet ediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüz Murat Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Meryem az bu taraf abi, çok az. Ters taraf abi, diğer. Teşekkür ederiz. Zeybor adına bir ödülümüz var. Sayın Mehmet Emin Topkaç'ı ve ödülü vermek üzere Yeşil Doğa Dernek Başkan Yardımcısı Ercan Özkoca'yı sahneye davet ediyoruz. Plaketini almak üzere Fatih Demir'i sahneye davet ediyorum. Çevre ödülünü vermek üzere Sayın İşkur Müdürü Mahmut Akkuş'u sahneye davet ediyorum. Davet ediyorum. Ödülü vermek üzere müdürümüz Sayın Ali Bay'ı sahneye davet ediyorum. Çevre Ödülleri programımız burada sona ermiştir. Herkese katılımdan dolayı teşekkür ederim.